Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf Din Kültürü dersi 2. dönem 2. yazılı sınav sorularının çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlayalım. 1. İnsanın çevresindekilere gösterdiği kibar ve görgülü davranışlara nezaket denir. Buna göre aşağıdaki hangisi nezakete aykırı bir davranıştır? A. Hasta ziyareti yapmak. Evet, nezakete aykırı değildir arkadaşlar. B, selamlaşmak yine aykırı değildir. C, topluluk içinde fısıldaşmak evet bu bir aykırı bir harekettir. Ve D, gerektiğinde özür dilemek yine bu da nezaketlere uygun bir davranıştır arkadaşlar. 2. Verilen parçadan numaralandırılmış cümlelerin hangisinde Ahmet'in nezaket kurallarına uymayan bir davranış yaptığı söylenebilir? 1. Ahmet okula gittiğinde güler yüzlü arkadaşlarına selam vererek sınıfa girdi. Burada selam vermek, güler yüzle yaklaşmak nezaket e, kurallarına uygundur arkadaşlar. 2. Sıra arkadaşının yanında yayılarak oturup dersin başlamasını bekledi. Burada arkadaşının yanında yayılarak oturmak nezaket kurallarına aykırıdır arkadaşlar. 2 var. 3. Öğretmenden izin alarak derse katıldı. İzin almak nezaket kurallarına uygundur. 4. Akşam olduğunda ise arkadaşlarına iyi akşamlar diyerek evine geri döndü. Burada iyi akşamlar yine nezaket unsurudur arkadaşlar. Tabii ki burada cevabımız ne olmuş oluyor? 2 olmuş oluyor. 3. Toplumda iki kişi veya grup karşılaştığında selamlaşma adabına göre bir taraf selam verme özelliğine sahiptir. Buna göre aşağıdaki selam verme önceliklerinden hangisi yanlıştır? A. Araçla giden yürüyene. Bu doğrudur arkadaşlar. B. Küçük olan büyük olana. Kesinlikle doğrudur. C. Oturan ayakta olana. Hayır arkadaşlar. Tam tersi. Ayakta olan oturana olması gerekiyordu. D. Sayıca az olan. Sayıca çok olana. Yine bu da doğru arkadaşlar. 4. Doğruluk göster, yalanla uyuşma. Abartarak konuşma, doğruyu söylemekten geri durma. Kendine uygun görmediğini başkalarına uygun görme. Hacı Bektaş Veli'nin bu sözünde iletişim adabının ilkelerinden hangisine değinilmemiştir? A. Doğru sözlülük. Evet arkadaşlar doğruyu söylemekten geri durma. Buna değinilmiş. B. Tane tane konuşma. Bununla alakalı herhangi bir şey yok sanki arkadaşlar. C empati yaparak konuşma. Kendine uygun görmediğini başkalarına da uygun görme. Bu da var arkadaşlar. D. Abartısız konuşma. Yani abartarak konuşma anlamında. Tabii ki burada tane tane konuşmaktan bahsedilmemiş arkadaşlar. 5. Ellezi etamena ve sekana ve cealana minel müslimin. Duadaki boşluğa hangisi getirilmelidir? A. Elhamdülillah ve Allahu Ekber C. Estağfurullah D. Subhanallah Tabi arkadaşlar burada Elhamdülillah getirilmelidir. 6. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gençlik döneminde amcası Ebu Talip ile beraber hangi işle uğraşmıştır? A. Demircilik B. Terzilik C. Ticaret D. Çiftçilik Tabi ki arkadaşlar ticaretle uğraşmıştır. 7. Hz. Muhammed'in nokta nokta dışındaki çocukları henüz kendisi hayattayken vefat ettiler. Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakiler hangisi getirilmelidir? A. Hz. Fatıma B. Hz. Abdullah C. Hz. Kasım D. Hz. Zeynep Arkadaşlar buraya tabi ki Hz. Fatıma dışındaki çocukları henüz kendisi hayattayken vefat etmiştir. 8. Hz. Muhammed kızı Hazreti Fatıma yanına geldiği zaman ayağa kalkar onu öper ve kendi yerine oturturdu. Yolculuğa çıkacağı zaman aile bireylerinden en son onunla vedalaşır. Yolculuktan dönünce de ilk önce ona uğrardı. Bir baba olarak kızına Fatıma benim bir parçamdır. Onu sevindiren beni sevindirmiş, onu üzen de beni üzmüş olur. sözleriyle sahip çıkardı. Hazreti Muhammed'in Hazreti Fatıma'ya karşı bu tutumu hangisine örnek oluşturmaz? A kız çocuklarına değer vermesine örnek oluşturur. B. Müslümanlara örnek olmasını evet arkadaşlar. C. Çocuklarına yakın ilgi göstermesine evet örnek oluşturur. D. Çocuklarına dini bilgi öğretmesine hayır buna örnek oluşturmaz. 9. Anne baba başta olmak üzere tüm akrabalar arasında güzel ilişki kurma, onları ziyaret etme, hal ve hatırlarını sorma, maddi manevi yardımda bulunma, gönüllerini alma anlamlarına gelir anlamı verilen kavram aşağıdaki hangisidir? A. Sıla-i Rahim B. Salih Amel C. Ehli Beyt D. Sadaka Tabii ki arkadaşlar bu Sıla-i Rahim'dir. 10. Hazreti Muhammed torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin yanlış yaptıklarında onları uyarmış ve onlara doğru olanı yapmaları için öğüt vermiştir. Bu ifadede Hazreti Muhammed'in özelliklerinden hangisine vurgu yapılmaktadır? A. İlme önem vermesine B iyiliği tavsiye etmesine, C. Adaletle davranmasına, D. istişareye önem vermesine. Tabii ki arkadaşlar burada Hz. Hasan'ı ve Hz. Hüseyin'i yanlış yaptıklarında onları uyarmıştır ama kesinlikle azarlamamıştır. Bu iyiliği tavsiye etmesine örnektir. 11. Kevser suresinde aşağıdaki ibadetlerden hangisine değinilmiştir? A. Oruç B. Zekat C namaz D hac. Arkadaşlar Kevser suresinde daha çok tabi ki namaz ibadetinden bahsedilmiştir. 12. Hz. Muhammed Umeyr'i serçesi öldüğü için ziyaret etmiş ve ile şakalaşarak onu teselli etmiştir. Bu olay Hz. Muhammed'in hangi yönüyle doğrudan ilgilidir? A. Adaleti B. Affediciliği C. Dürüstlüğü D. Merhameti Arkadaşlar tabii ki bu merhametiyle alakalıdır. 13. Kevser suresinin karışık olarak verilen ayetlerin doğruslanışı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şimdi burada öncelikli gelmesi gereken ikidir. Yani inna etayne kel kevser. Daha sonra 3. Fesalli li rabbi keven har. Ve sonra tabii ki bir inne şaniye kel huvellep der. Yani 2, 3 ve 1 cevabımız B seçeneği. 14. Bütün insanlar bana inanmazken o bana inandı. Herkes beni yalanlarken o beni doğruladı. İnsanlar yardımlarını benden esirgediklerinde o bana malıyla destek oldu. Hz. Peygamber'in hakkında konuştuğu kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Hz. Hatice B. Hz. Rukiye C. Hz. Ayşe D. Hazreti Zeynep. Tabi arkadaşlar bu kişi Hazreti Hatice'dir. 15. Merkezinde cami olan ve toplumun ihtiyaçlarına pek çok açıdan cevap veren yapıların bir arada bulunduğu mimari yapıdır. Tanımı verilen kavram aşırı hangisidir? A. Külliye. B. Medrese. C. Şifahane. D. Kütüphane. Arkadaşlar merkezinde cami ve diğer etrafında, çevresinde diğer yapıların bulunduğu yer tabii ki külliyedir. 16. Aşıra verilen sanatlardan hangisinin tanımı yanlış yapılmıştır? A. Hat sanatı, Arap harflerinin güzel yazımından doğan sanat. Bu doğru arkadaşlar. B. Ebru sanatı, suyun içine atılan, özel boyalarla hazırlanan ve kağıt üzerine çıkarılan süsleme sanatı. Bu da doğru arkadaşlar. C. Teship, Pişmiş kilden yapılma, motifler ve çiçeklerle süslenmiş levha veya mozaik halinde kaplama sanatıdır. Hayır arkadaşlar bu değildir. D. De, minyatür, ışık, gölge ve derinliği dikkate almadan yapılan renkli ve küçük resimlerle süsleme sanatıdır. Bu da doğru arkadaşlar. 17. 1. Allah'a ısmarladık. Allah'a şükür gibi ifadeler. 2. İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed gibi isimler. 3, 1 varmış, bir yokmuş gibi masal tekerlemeler. Numaralanmış bilgilerden hangisi dilimizde dini motiflere örnek olur? Tabi arkadaşlar Allah'a ısmarladık, Allah'a şükür bu olur. Yine İbrahim, Musa, İsa, Muhammed gibi peygamber isimleri bu da olur. Ama bir varmış bir yokmuş gibi tekerlemeler veya masal tekerlemeleri olmaz. Dolayısıyla bir ve iki cevabımız B seçeneği. 18. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Bu dizelere göre insan ilişkilerinde aşağıdaki tutumlardan hangisi olumlu karşılanamaz? A. Farklılıklara hoşgörüyle yaklaşma. B. İşleri zorlaştırmaktan kaçınma. C. İnsanları ötekileştirmek. D. Eleştirilere açık olmak. Arkadaşlar tabii ki burada neyi karşılamaz? İnsanları ötekileştirmeyi karşılamaz. 19. Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde Hz. Muhammed'e duyulan sevgiyle ilgili değildir. Salavat getirmek, mevlit okumak, sünnete uymak, tövbe etmek. Burada arkadaşlar salavat getirmek, mevlit okumak ve sünnete uymak tabii ki kültürümüzde Hz. Muhammed'e duyulan sevgiyle ilgilidir ama tövbe etmek değildir. 20. ve son soru arkadaşlar. Edebiyatımızda dinin etkisiyle oluşan pek çok edebi tür gelişmiştir. Buna göre aşağıdaki hangisi bu durumu örnek oluşturmaz? A. Naat B. Gazel C. Münacat D. Mani Tabi arkadaşlar Naat, Gazel ve Münacat bu duruma bir örnektir. Ama maniler değildir. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.